Evet arkadaşlar Almanya'da ev arıyorsanız iş başvurusuna hazır olun. İş başvurusunu. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ama tam olarak böyle. Burada parasını öderim ve evi kiralarım gibi bir durum yok. Çünkü ev sayısı az, ev kiralamak isteyen sayısı çok. Bu sebeple ev sahipleri başvuranlar arasından tek tek bir seçim yapıyor. O yüzden istediğiniz evi kiralamada sizin maaşınız, işte sigara içip içmediğiniz, evcil hayvanınızın olup olmadığı... Evli olup olmadığınız, nerede çalıştığınız, ne kadar kalacağınız, belki ülkeniz. Yani maalesef ki bu da bir gerçek. Bir Türk olarak şansınız daha az oluyor tabii ki. Hatta hobilerinize kadar sorabiliyorlar ve ilgilenebiliyorlar. Genellikle ev sahibiyle bir termin yapıyorsunuz. Yani randevu yapıyor. onlar size bir tarih veriyor. O tarihte genellikle sadece siz olmuyorsunuz. Yani belki bir 10-15 kişi oluyor. Ee, herkesi böyle bir 10-15 dakika gezdirip işte konuşuyorlar vesaire. Bu şekilde bir sistem var. Yani ben işte Türkiye şu evi beğendim. Parasını ka kredi kartımla ödedim. Ev benimdir gibi bir mantık, bir sistem yok. Sizin muhtemelen orada o evi görüp e, ev sahibiyle görüş e, sonrasında kontrat imzalı. Mümkün. <laughs> Tabii ki dediğim gibi öncesinden alabileceğiniz yöntemler de vardır ama yani bu yaygın değil benim anladığım ve araştırdığım kadarıyla. Çoğunlukla önce evi görüp sonrasında bir kontrat imzalama şeklinde oluyor. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Almanya'da kiraları nakit olarak almıyorlar. Banka hesabınızdan ödemeniz gerekiyor. Almanya'da ev kiraları Kaltmiete ve Warnmiete olarak ayrılıyor. Bunlar ne demek? Kaltmiete demek o evin ısınma ücretleri olmadan ki kira fiyatı var mıydı ise bunun dahil edilmiş hali karşınıza gelebilecek tuhaflıklardan bir tanesi de bazı insanlar evlerini kiralamadan önce mutfaklarını kendileriyle birlikte götürüyorlar. Yani mutfaklarını evde bulundurmuyorlar. Sizin o eve sıfırdan baştan mutfak yapmanız gerekiyor. Dolapları dahil. Çünkü bunları Almanlar kişisel eşya olarak kabul ediyor. Bazıları ise bunları evi kiralayan kişiye satma opsiyonu da sunuyor. Yani şunun fiyatı şu kadar, şunun fiyatı şu kadar alırsan alabilirsin. Almazsan ben bunu götürüyorum diyor. Böyle bir sistem var. Genellikle daireler küçük olduğu için e, balkonda kirada bayağı bir yüksek e, tutar yapıyor. Yani evinizin balkonu varsa gerçekten daha fazla kira ödüyorsunuz. Almanya'da en yaygın ev opsiyonlarından bir tanesi WG'dir. WG VG nedir? WG, Wohngemeinschaft'tır. Yani daire paylaşımı, daire birliği denebilir. Yani bir daire içerisindeki odaları tek tek kişiler paylaşıyor. Yani içinde bulunduğunuz dairenin sadece odasını kiralıyorsunuz ve tabii ki ortak alanları da kullanabiliyorsunuz tuvalet, banyo gibi. Ama bunlar ortak oluyor. Ee, bu sistem Almanya'daki en yaygın sistemlerden bir tanesidir. Tabii ki yurtlara da başvurabilirsiniz, yurt da bulabilirsiniz. Oralarda da bu tür sistemler olabilir ya da tek kişilik odalı olabilir aynı zerzema ne demek aynı Zerzima tek oda sahip olan bir daire oluyor Onun dışında Almanya'da iki artı bir üç artı bir gibi bir sistem yok Eğer evde üç tane oda varsa 3 odalı daire diyorlar yani salonu dahil edip söylüyorlar bunu Çünkü zaten bildiğiniz gibi oradaki daireler küçük ve sıkışık yani orada salon diye bir konsept çok fazla göremezsiniz. Tabii ki isteyen istediği gibi evini dizer ama gibi ilanlarda böyle iki odalı daire, üç odalı daire, dört odalı daire şeklinde görebilirsiniz. Ee, EG ne demek? EG, geşos yani giriş kat anlamına geliyor. Ee, birinci Obergeschoss, yani üstteki birinci kat gibi düşünebilirsiniz. O da benim anladığım kadarıyla birinci kat demek oluyor. İkinci Obergeschoss, o da ikinci kat oluyor artık. Yani hani zemin, birinci kat, ikinci kat gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Almanya'da internete sahte eylem koyan dolandırıcılara karşı, skemlere karşı ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim. Zaten sizin aslında çok yapmanız gereken bir şey yok. Sadece tedbirli olmanız gerekiyor. Ee, şöyle bir klişe durum var mesela. Öncelikle şöyle diyorlar mesela ben e, yurt dışındayım yani evi gezme zamanında benim bir arkadaşım orada olacak. İşte onunla konuşursun, onunla görüşürsün, ödemeyi ona yaparsın falan filan. Böyle ben yurt dışındayım şey geçiyorsa burada muhtemelen bir sıkıntı vardır. Yani ev, ev sahibiyle o evde birlikte görüşün. Ee, onun dışında herhangi bir kontrat imzalamadan herhangi bir ödeme yapmayın. Gerçekten bu durum böyle. Ee, çünkü çok fazla yabancı e, bu durumdan faydalanıyor. Yani sahte ilanlar koyarak insanları kandırıyorlar. Ee, o yüzden evi görmeden, işte kontratı imzalamadan bence herhangi bir ödemede bulunmayın.